işim var burada. Seni kaçırmaya geldim. Gelsene hadi çözelim hemen şunları. Dur yeşim dur. Sen yapamazsın tek bir şey.
bir şeyler içeceğim. Sen de ister misin? Yok, sağ ol. Yine yenilmek mi istedi canım? Ne demek o ya? Ya ne demek olacak ya? Ne zaman oynasak kaybediyorsun? Bir kere de kazan be. Ya rakip bile olamıyorsun. Yani en azından bildiğin başka, yani daha iyi oynayabildiğin bir oyun varsa söyle, onu oynayalım. Tamam, o zaman tavla oynayalım. Tavla? Sen biliyor musun? Evet, biliyorsun. En sonunda ben yenmiştim seni. Ya ağlayıp durulama diye yenildim kibarlıktan. Sen de gözüme sokma şunu ya. Şuna bak. Getir bakalım hadi. Kim yeniyor görelim hepimiz. Öyle boşuna oynamam ben. Öyle bedavaya yok. İddiasını oynuyorsak oynayalım. Tamam. Ne sen istersen onu oynarız. Bak. Kaybeden güverteyi paspaslar, tamam mı? Tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Çünkü hiç korkmuyorum. Güverteyi temizlemek sana çok yakışacak. Tabii tabii, göreceğiz bakalım. Ben tavla alıp geliyorum. Paspası da yakınlara bir yere koy. Getiririm. O kadar yoruldun ama. Hadi bir de paspas yapacaksın bakalım. Efendim? Alo partner. Ya sen niye beni arıyorsun gerizekalı? Ya tamam mı, hemen Hasar'a bağlama. Hayırlı olsun demeye aradıydım. Malum bu evlilikte payımız var bizim de. Sıtkı, ben müsait değilim. Kapat, sonra konuşuruz, tamam mı? Nasıldı akşam? Gerçi biraz bozulmadım değil. Hani insan ağzının yarısından da olsa bir davet eder. Sıtkı, beni delirtme, müsait değilim diyorum, kapat. Ya tamam, gönderdiğim çelengi aldın mı? Biraz pahalıya mal oldu ama partnerime yakışır dedim, hiç masraftan kaçmadım. Ne çelengi ya, duymuyorum, ben teknedeyim. Hadi çekmiyor burası. Görüşürüz, bay bay, ben arayacağım seni. Alo. Kesildi. Bayağı iyiymiş ya. Bundan böyle adama koydun mu vallahi paçayı bozar ha. Demeyeceğim beyefendi. Lan sana vuracak değiliz, korkma. Yalnız ben karar veremedim ya. Sen bu ikisini de sar. Nasıl, saralım mı? He, bu parmağımla kalsın, sen onu sar. Alıyorum yani. Hadi bakayım. Aa dur, dur bir dakika. Dur. Hadi Marsel, al bakayım kolunun altına. Al canım. Hadi paspas, hadi. Hiç paspas falan yapamam. Ya bir kere hem nasıl bir oyun bu, nasıl bir mızıkçılık? Kaç kere üst üste çift atabilir mi insan ya? Ya ne mızıkçısı ya? Oyunun başından beri Marsel'e yolladım durdum seni ya. Bir de mızıkçı diyorsun. Hadi canım, hadi paspas, hadi. Hadi. Yapmayacağım paspas falan. Ayrıca da zar falan tutmadım, bak. Bak o çiftlerin sebebi, bak, bak, bak bu, bak. Tilla, eller, tilla. O eller atar. Özlemişim seninle uğraşmayı. Ama bu paspas gerçeğini değiştirmez, haberin olsun. Çınar, azıcık da ben kullanabilir miyim? Yok, dur, dur. Sana sıkıntım dedim değil mi? Geç otur şöyle. Tamam, şu dalgalar geçsin, söz kullandıracağım sana. Böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Tamam tamam, kapatalım mevzuyu, tamam mı? Hadi unutalım gitsin. Hem bak, buralar sakin. Gel biraz sen kullan.
Hadi bir çoluktan kaptanlığa terfi ettin hadi. Müsait misin? Gel tabii ki. Olanlar için özür dilerim. Seni kırmak istemezdim ama... Yapma o zaman Çınar. Olmaz. Buyurun Yeşim. Teşekkürler hayatım. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok canım, gidebilirsin, sağ ol. İyi geceler efendim. Pardon canım, bir saniye. Çınar. Nasılsın? İyi değilim aslında. Bugün bütün gün düşündüm de sanırımla alakalı. Ben korkunç bir insanım. Biliyor musun? Keşke beni kurtarmasaydın Çınar. Yapma eşim, bu ne biçim konuşma şimdi? Bilmiyorum. Yani düşündükçe çok üzülüyorum Çınar. O gece o yaşanan benim için hiçbir önemi olmayan bir anıydı, biliyorsun. Sen benim arkadaşımsın Çınar. Sarhoş olmasam böyle bir şey yapar mıydım? Ama olanlara baksana. Ablam bana güvenmiyor artık. İnan ne diyeceğimi bilemiyorum Yeşim. Ama Lale de çok üzgün.
Söylediklerinden çok pişman. Biraz zaman geçsin, o da hatasını anlayacaktır. Neyse. Sen beni düşünmeyi bırak artık. Biraz Lale ile ilgilen lütfen. Biliyorsun son zamanlarda hamile olduğu için fazla hassas. Ben de biraz yalnız kalmalıyım sanırım. Buna yavaş yavaş alışmam gerek. İyi geceler Çınar. Sana da. Gel hayatım, gel. Müsaitsen senden bir şey rica etmek istiyorum. Tabii söyle yeşim. Yarın için yeni kreasyon adına çizimler yapmam gerekiyormuş. Senin çizimlerin kabul edilmişti ki zaten. Neden bir daha çiziyorsun ki? Biliyorum ama Ezgi Hanım problem çıkartmış. Sonra da Reyhan Hanım tekrar çizilmesini istemiş. Yani aslında aklımda birkaç tane fikir var ama yarına kadar... Ya da neyse vazgeçtim. Boşuna yordum seni, kusura bakma, iyi geceler. Hangi oteldesin sen? Yanına geleceğim. Hangi otelde miyim? Merhaba eşim. Hoş geldin Çınar. Bak iyiyim ben. Sana gelmene gerek olmadığını söylemiştim. Ama ben iyi değilim. Bana bir tane buzlu viski verir misin? Ne oldu? Lale'yle mi atıştınız? İnanmıyor değil mi? İnanmıyor. İnanmamayı bırak. Üstüne suçluyor bir de. Hem de sadece seni değil, beni de suçluyor. Yuh artık. Artık hiç güvenmiyor bana. Hadi ben mimliyim de... ...senin gibi aşkının peşinden bu kadar koşan bir adam için... ...enteresan olmuş hakikaten. Hem de sen onun için bu kadar uğraşırken. Uğraştım da ne oldu eşim? Bittik, CD'yi aldık o kadar. Her şeyi hallettik sandık ama... ...sonrasında yaşananlara bak. Çınar, bence bunları boş ver. Lale bugün o haberi okumasaydı da kesinlikle bir şeyleri takıp iğne saracaktı sana. Neden böyle davransın ki? Bilmiyorum ama bana biraz fazla bahane arıyor gibi geliyor. Ne gibi? Her insanın defosu vardır. Tamam, Lale çok kaliteli kızdır ama... Elbette ki senin bilmediğin onun da kötü huyları var. Annemin kızı ne de olsa. Ne gibi kötü huyları vardır? Heves eder. Uğrunda öleceğini sanır. Ama sıkılır. Bak Çınar. Biraz hızlı evlendiniz. Birbirinizi daha yeni yeni tanımaya başladınız. Ama ben Lale'yi çok iyi tanırım. Yani... ...sanki senden biraz hevesi geçti gibi. Yani son zamanlarda şu yaşadıklarınıza bir baksana. Önce amcanı sardı, sonra annenle uğraştı. Şimdi sıra sana geldi, sana sardı. Sanki... ...ilişkinizden biraz sıkılmış gibi.
Bir görsen deli gibi aşıktı oğlanı. Aylarca peşinden koştu. Biz de o zaman küçüğüz tabii. Ben lise sonunda filanım. Lerde işte üniversiteye gidiyor. Sonra oğlan da ondan hoşlanmaya başladı. Birkaç gün takıldılar filan. Sonra o aşık Lale gitti. Yerine iğrenç, sevimsiz bir Lale geldi. Neymiş? Annesi şöyleymiş, böyleymiş. Neymiş? Abisi problem çıkartıyormuş. Bir sürü şeyle geri döndü. Sonra da nasıl yaptıysa oğlandan birden soğutuverdi kendini. Nesini sevmedi çocuğu? Sevmedi değil canım. Bu bir zengin hastalığıdır Çınar. Önce deli gibi senin olsun istersin. Sonra hop diğerlerinin yanına koyuverirsin. E çünkü sıradanlaşmıştır artık. Bir değeri kalmamıştır senin için. Bir numarası yoktur yani artık. Bir tane daha verir misin? Tabii böyle olmayabilir de. Yani ben kimsenin günahını almak istemem. Yok yok yok, hayır hayır. Haklısın aslında. Artık onu mutlu edemiyorum. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor. O kadar çok şey yaptım ki onun için. Farkında bile değil. Çok değişti biliyor musun? Davranışları, hareketleri tuhaflaştı. Aslında böyle aklımda birkaç tane desen var ama hangisini çizmem gerektiğini bilmiyorum. Yani düşünsene, kurulu yarın sabah ve bir gecede sil baştan yeni bir kreasyon hazırlamanın imkanı yok. Aslında haklısın. Yani yaratıcılık öyle zamanla kısıtlanmamalı. İstersen bu konuyu Reyhan'la konuş. Hiç yansımıyor desene. Merak etme, sen halledersin. Reyhan'la konuşmayı dene. O zaman benim hemen odama çıkıp çalışmaya başlamam gerek. Sabaha çok bir şey kalmadı çünkü. Bir an önce gideyim. Geldiğin için çok teşekkür ederim Çınar. İyi geceler. İyisin. İyiyim. Sadece biraz başım döndü, tamam. Hadi gel, seni odana götüreyim. Aa, yok yok, hayır Çınar. Ben her alkol aldığımda, her sarhoş olduğumda beni böyle odama götüremezsin. Ben kendi ayaklarım üzerinde dururum. İlişim. Hadi gel, gidiyoruz. Aşklar tüketti, yine de sen tek bildim. Yollarına aşk tohumları serdi, yine de sen son sevdim. Uğruna sevgiler aşklar tüketti, yine de sen tek bildim. Yollarına aşk tohumları serdi. Bu can buna hayran, sevişine kurban. Alıştırmasaydın insafsız. Bu can sana hayran, gülüşüne kurban. Kurşun adres sormaz ki, yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim, yangınlar çaresiz. Kurşun adres sormaz ki, yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim,
ateş gibi muhtacım sana. Beni sar sevgine sevgimi, nefes gibi muhtacım sana. Nefes gibi muhtacım sana. Nefes gibi muhtacım. Günahın özüyse seni sevmek, cezam cehennem olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.